Seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, bu kanunlarla ilgili çalışmalar var. AK Parti'de kanunlarla ilgili çalışmalar yürütülüyor ve seçim barajının düşürülmesi üzerinde bir görüş birliği olduğunu görüyoruz. Özellikle de %7 üzerinde duruluyor. Sizin görüşünüz nedir efendim seçim barajının düşmesiyle ilgili? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Aslında çok güzel sorular soruyorsunuz. Çok da konuşmak isterim bunlarla ilgili ama yani meclis başkanı olmamasa bile biraz daha ihtiyatlı İçinizden neler konuşuyorum. geçiyor? Neler geçiyor içim söylemek için. Ama biraz frene basıyorum bununla ilgili. Şimdi tabii bir kere şu önemli Aysun Hanım. Bir hükümet sistemi değişikliği yaptık. Aslında o zamanlarda bunları söyledik ama hep dönüp o hatırlatmak ve bunu hani öyle noktasal olarak değil de bir noktaların birleştiği bir doğru gibi izah etmek lazım bu konuyu. Şimdi 16 Nisan 2017'de bir hükümet sistemi değişikliği yapıldı. Bu hükümet sistemi değişikliği anayasal düzeyde yapıldı. Daha sonra 2018 seçimleri sonrası yürürlüğe girdiği için acil düzenlemeler de yapıldı. Fakat bu hükümet sistemi değişikliğinin mesela meclis iç tüzüğüne yansıması lazım. Yani bu parlamenter sisteme göre dizayn edilmiş bir iç tüzük. Şimdi ise başkanlık sistemi teknik anlamıyla var. Buna göre bir iç tüzük hazırlanması lazım. Hani iç tüzük değişikliği falan da değil bu. Esasen yepyeni, yeni paradigmayla bir iç tüzük hazırlanması lazım. Ama bununla beraber bu hükümet sistemini ve dolayısıyla siyaseti, ülke yönetimini doğrudan ilgilendiren, malum bizim demokrasi, siyasi partiler demokrasisidir. Demokrasi modern zamanlarda. Dolayısıyla siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları anayasadaki ifadesiyle de başta siyasi partiler olmak üzere seçim kanunları bu bağlam hükümet sistemleriyle alakalı bir husus. Dolayısıyla hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük gerek seçim kanunu ve siyasi partiler kanununun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi yeni sisteme göre gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar Değişiklikler onun gereği mi? şöyle Sevgili Doğan. tabii büyük ölçüde onun gereği olarak düşünülmeli. Çünkü biliyorsunuz bu yeni sistemle birlikte ortaya çıktı. Seçim ittifakları konusu sistemin zorunlu sonucu değil ama ondan sonra yapılan düzenlemelerle ortaya çıktı. Bunun bizim seçim sistemimize etkisi var. Mesela barajla ilgili malum artık ittifak söz konusu olduğunda baraj çok anlamlı hale gelmiyor. Yani Tabii. barajı geçemeyen bir siyasi parti Herhangi ittifak parti içerisinde %10'u geçerse diğeri için ittifak, zaten geçmiş olur. Tabii. önemli olan ittifakın Evet. 50 barajı bin oyla geçmiş bile olması. meclise Evet. girersin. Dolayısıyla bu baraj konusunu yeniden bu ittifaklar bağlamında da yeniden değerlendirmeyi Evet. gerekli hale getirdi. Çok doğru. Dolayısıyla ben bu konuda bir çalışmanın hükümet sisteminin değişikliğinin sonucu olarak mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum bu Siz beş yıl %5 mi içerisinde. %7'ye mi daha Ben yakınsınız? onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Barajlar ittifak, Başkanım siz... koalisyonlar ittifakı ya da ittifaklar barajı gibi bir şey olabiliyor mu? Şöyle aslında o ittifak konusunu çalışırken o zaman malum AK Parti adına komisyonda ben vardım. Bizim heyetimizin başkanıydım. Bu çalışmaları yürütürken birçok ülkedeki sistemleri inceledik. Aslında her örnek var yani dünyada. Yani ittifaklarla ilgili bir baraj getiren ve ittifaktaki parti sayısına göre barajı arttıran sistemler var. Mesela işte diyelim ki baraj %10 olsun şu anki sistem bize. İki parti olursa %15 ittifak için düşünülen baraj. Üç parti olursa %20 baraj falan ittifak için düşünülen baraj. Ayrıca ittifak için bir genel baraj öngören, bir de ittifak içindeki partiler için asgari bir baraj öngören sistemler var. Diyelim ki Evet. baraj %10 ittifak için her partide ayrıca %10'u sağlamalıdır diye kabul eden ülkeler var. Ama ittifak içindeki partiler için ayrı bir daha düşük baraj kabul eden ülkeler de var. Yani dünyada çok sistemler var. Burada önemli olan tabii bizim hem temsili esas alan, yani siyasi partilerin temsilini zorlaştırmayacak, onları kolaylaştıracak bir husus. Hem de siyasi yelpazenin çok dağılmasına sebebiyet vermeyecek. Bu anlamda tırnak içinde siyasi istikrarı sağlayacak bir ortalama, bir optimum noktayı bulmak lazım bu düzenlemelerde. Peki sistem üzerine de kafa yormak gerekir mi? Yani seçim şu anki nispi dar ya da daraltılmış bölgenin başkanlık sistemine daha uygun olduğu tartışmaları var. İşin doğrusu ben de baktım sanki yani dar ya da daraltılmış bölge daha çok uyuyor gibi. Bu bir sistem değişikliği tartışmasını beraberinde getirir mi?
Şüphesiz seçim kanunuyla ilgili tartışma yapılırken bunların da konuşulması lazım. Ama başkanlık sistemi ille bu şekilde bir seçim sistemiyle uyumludur diyebilmek mümkün değil tabii. Onunla farklı örnekler de var. İhtiyaç var mı bir hukukçu kimliğinizle? Şöyle söyleyeyim, benim şahsi kanaatim. İki şapkanız var, bir hukuk profesörü, bir meclis başkanı. Yani hukukçu kimliğinizle. O bakımdan. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani İstanbul'da mesela baktığımızda 3 seçim bölgesi var. 35'i artık geçen, yeni şeyler ne olacak bilemiyorum, yakın zamanda bakmadım. Milletvekili var bir bölgede. 13 tane ilçe var ki bu ilçelerin kendisi değil, bir mahallesi bazı illerimizin nüfusundan fazla, küçük bazı illerimizin nüfusundan fazla bu ilçelerdeki mahalle, bir mahalleden bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla hem siyasetin yapılmasıyla ilgili sıkıntı var. Şimdi 13 tane ilçeyi bir milletvekilinin, aday olan milletvekilinin gezebilmesi, mahalle mahalle işte derdini anlatabilmesi falan sıkıntılı. Öbür taraftan ülke genelinde bir dengesizlik oluşturuyor. Şu anlamda işte İstanbul'da bir bölgeden 35 milletvekilinden birisisin ama işte bir ilimizin de 2 tane milletvekili çıkıyor sonuç itibariyle. Bu dengeyi de sağlayacak. Eşitlemekten bahsetmiyorum ama bu dengeyi de sağlayacak. Belli ölçüde yani belki daraltılmış bir belli ölçülerle daraltılmış bir sistem. Yani seçim bölgelerinin 5 ya da 7 şeklinde bölünmesi gibi. Yani sayı söylemek de bir şey değil ama evet doğru. Denendi, bunlar da yapıldı zaten. Evet, bu oranlarla. Ama bunun biraz daha rasyonel olduğunu, özellikle seçmen ve seçilen ilişkisi bakımından daha rasyonel olduğunu ve ülke genelindeki seçim çevreleriyle ilgili olarak da bir dengeyi sağlamak bakımından daha makul olduğunu düşünüyorum teorik olarak. İzninizle. Temsil oranında bir sıkıntı olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela şöyle deniyor, yani temsil etti genişletelim ama şimdi baktığımızda mecliste temsil oranı yüksek. Anda yok. Zaten öyle bu mi? İttifaklar azami ölçüde sağladı bu temsiliyeti. Dolayısıyla bir temsiliye sorunu zaten yok. Tabii ki. Tabii yok.